Yukarıda bazı çalışmalar ve bu çalışmaların yapıldığı bilim dalları verilmiştir. Buna göre yapılan çalışma ile uygun bilim dalı aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Maddenin elektriksel yapısını inceleme. Zaten arkadaşlar çağrışım da yapıyor. Bu elektrokimyadır. Sayısalcı arkadaşlar bilirler ikinci bölüm için. Elektroliz, redoks denkleştirilmesi, pil tepkimeleri. Bunlar hep elektrokimya içerisinde aktiflik, elektrokimya içerisinde anlatılır. Suçluyu tespit etmede ve suçu ortaya çıkarmada kimyasal analizler ile destek olma. Bu da arkadaşlar zaten belki televizyonlardan da dikkatinizi çekiyordur. Adli kimyadır. Atomun iç yapısını ve radyoaktif tepkimeleri inceleme ise arkadaşlar bu da nükleer kimyadır. Nükleer tepkimeler atomun iç yapısında meydana gelen tepkimelerdir. Peki bu durumda bir numaralı bilgimiz arkadaşlar C öncülüğüyle eşleşti. İki numaralı bilgimiz B ve 3 numaralı bilgimiz de A oldu. Cevabımız 1C, 2B, 3A yani B seçeneği oldu. Yukarıdaki tabloda X ve Y atomlarından oluşan iki farklı bileşik için kütle değerleri ve birinci bileşiğin formülü verilmiştir. Buna göre ikinci bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yapalım. Birinci bileşiği biliyoruz arkadaşlar. Bunun oluşumunu bir yazalım isterseniz. Bakın 2 tane X ile 5 tane Y birleşirse evet X 2 Y 5 oluşuyor. Peki kütlece birleşme oranını bulalım buradan. Bakın bu 7 gram harcanıyorken bu 20 gram harcanacak. O halde 7'ye 20 diyelim. İkinci bileşiğin formülünü bilmiyoruz. X A Y B yazılmış. Peki şöyle yazalım. A tane X ile B tane Y birleşiyor. Ve ne oluşuyor arkadaşlar? X A Y B oluşuyor. Şimdi buradaki kütlece birleşme oranını da aslında bulabiliriz. Bu da 42'ye 48 oranında birleşiyor. Şimdi biz şunu bilmeliyiz. Bir tane X'in kütlesi evrenin neresine giderseniz gidin değişmez. Bir tane Y'nin kütlesi de evrenin neresine giderseniz gidin değişmez. Dolayısıyla bu bileşiğin içerisindeki bir tane X ile bir tane Y oranı bu bileşik içerisindeki bir tane X ile bir tane Y oranı ile aynıdır. Ben bu mantıkla şöyle bir şey yapıyorum. İlk bileşikte 2 tane X ile 5 tane Y'nin oranının 7 bölü 20 olduğunu bulmuştum. İkinci bileşikte A tane X ile B tane Y oranının ise 42 bölü, 40 sadeleştirmiyorum bilerek ileride sadeleştireceğim, 48 olduğunu da bulmuştum. Şimdi ben burada X bölü Y'yi çekip şurada yerine yazarsam A bölü B'yi bulmuş olurum ve dolayısıyla da bileşiğin formülünü bulmuş olurum. X bölü Y'yi buradan çekersek ne gelir? Şu 5 ile şu 20 sadeleşirse 4 kalır arkadaşlar. 2'yi buraya atarsak 8 olur. Yani ne bulduk? X bölü Y oranı 7 bölü 8'miş. Peki bu bileşikte yerine yazalım. A çarpı X vardı. X yerine 7 yazdım. Bölü B çarpı Y. O zaman B çarpı 8 yazdım. Bu da 42 bölü 48 yapacak. Peki 7 ile 42'yi sadeleştirirsek 6 kalır. Şurası da sadeleşirse 4'e bölelim bir biz bunları. 2'ye 12 oldu arkadaşlar. Bir daha bölelim 2'ye isterseniz. Burası ne oldu? 6. Zaten 6 kere 8 48. Oran kaç çıktı? 1 çıktı. Demek ki A bölü B oranı 1 ise bileşim ne olmalı arkadaşlar? X, Y bileşiği olmalı. Basit formül dediği için en sade şeklini işaretleyeceksiniz. Şıklarda yok ama neden basit formül diye vurguluyor onu söyleyeyim. Bileşik şöyle olabilirdi. X2, Y2 de olsaydı bunlar arasındaki oran yine 1 çıkacaktı A bölü B oranı. Ama basit formül dediği için en sade şekliyle yani X, Y'yi işaretleyeceğiz. Bunu bilerek vurguladım basit formülü. Bazen bununla ilgili tuzak sorular da olabiliyor. Basit formül bileşiğin en sade yazılmış hali. Alüminyum atomu ile nitrat iyonu arasında oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi siz alüminyumun yükünü bilmiyorsanız bile atom numarası verildiği için bulabilirsiniz. Ama bu soru size şuna da mecbur kılıyor. İyon listesini bilmenizi istiyor. Nitrat iyonunun formülünü bilmezseniz bileşiğin formülünü doğru bulamazsınız. Nitrat iyonunu bir hatırlayalım. Nitrat iyonu bakın şudur. Ben size birkaç bilgi daha hatırlatayım. Videoyu izlerken vakit harcıyorsunuz. Şu da çıkabilirdi bakın. Şu arkadaşlar nitrürdür. Şu ise nitrittir. Şimdi bu da nitrat. Biz nitrat iyonu ile yapacağız. Alüminyumun yükü artı 3 bilmeyenler için burada ipucu verilmiş. Oradan bulmayı yapalım. 2, 8 ve 3. Gördüğünüz gibi 3 elektron verirse metal olduğu için sadece elektron verebilir. Artı 3 yüklü hali kararlı halidir. Dolayısıyla alüminyum ile nitrat iyonu arasındaki bileşiği yazacak olursak şu yükler mutlak değerleriyle altlarına yazılır. Unutmamak gerekir bakın. Şurada alüminyum var ama bu 3 bu atomların hepsini etkileyeceği için kök iyonlarda altına rakam gelirse paranteze alınarak yazılır. Alüminyum nitratın formülü arkadaşlar budur. Bizim burada E seçeneğimizde bu öncül verilmiş. Yani cevabımız E'dir.
Şimdi yukarıda bazı öğrencilerin periyodik sistem ile ilgili olarak aralarında geçen konuşmalar verilmiştir. Buna göre hangi öğrenciler periyodik sistem ile ilgili doğru bilgi vermiştir? Özgür, 7A grubuna halojenler denir ifadesini kullanmış. Doğrudur arkadaşlar. 7A grubu halojenler grubudur. Bu grupta flor var biliyorsunuz ilk element. O da yalnızca -1'i kalır. Bunu da ek bilgi olarak vereyim. Murat, 1A grubunun hepsi metaldir ifadesini kullanmış. Bakın bir önceki denemede de vardı. Orada da belirtmiştim çözüm yaparken. 1A grubunu arkadaşlar alkali metaller denir ama 1A grubunun hepsi metal değildir. Ne istisnası vardır orada? Hidrojen. Hidrojen nedir? Ametaldir. Bu nedenle bu öncül yanlıştır. Murat'ın söylediği ifade yanlıştır. Samet, soy gazlar 18. grupta yer alır diyor. Evet, soy gazlar arkadaşlar 8A grubundadır. 8A grubuna aynı zamanda yupakta 18. grupta denir. O zaman Samet de doğru bir ifade kullanmış. Taylan, 2A grubu elementlerine alkali metaller denir ifadesini kullanıyor. Fakat 2A grubu arkadaşlar nedir? Toprak, alkali metallerdir. Bu arada şunu söyleyeyim. Murat benim. Özgür, Samet ve Taylan'da üniversiteden yakın arkadaşlarım. Kitaba da katkıları var. Teşekkür ederim. Şimdi bu da arkadaşlar alkali metal Taylan'da yanlış bir ifade kullandı. Doğru söyleyen, yani doğru cevap verenler, periyodik sistemle ilgili doğru bilgi verenler Özgür ve Samet oldu. O zaman cevabımız ne oldu? D seçeneği. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? İki kimyasal tür arasında bir etkileşim olabilmesi için elektrostatik çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerinden büyük olması gerekir. Bakın iki kimyasal tür arasında arkadaşlar eğer ki çekim kuvvetleri birbirlerine itme kuvvetlerinden daha yüksekse arkadaşlar burada ne olur? Bir kimyasal tür meydana gelmiş olur. Eğer itme kuvveti çekme kuvvetini yenerse yapı bir arada duramaz. Böylece iki kimyasal tür arasında bir etkileşim olduğu kabul edilmez. Bu nedenle çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerinden büyük olması gerekir. Doğru bir ifade olur. Zayıf bir etkileşim kırıldığında maddenin kimlik özelliği değişir. Bu kimlik özelliği değişir ifadesi arkadaşlar kimyasal değişime uğrar demek istiyor. Ama biz biliyoruz ki zayıf etkileşimler moleküller arası veya bazen soy gazlarda düşünürsek özellikle atomlar arasındaki etkileşimlerdir. Şimdi veya iyon molekül arasındaki. Bu tarz etkileşimlerde arkadaşlar elektron alışverişi veya elektron ortaklaşması olmayacağından dolayı zayıf etkileşimler oluşması veya kırılması sonucunda kimyasal değişim olmaz. Yani maddenin kimlik özelliği değişmez. Bu iyonik bağ oluşumu veya kırılması, metalik kovalent bağ oluşumu veya kırılmasında kimlik özelliğine değişim olur. Kimyasal değişimdir çünkü onlar. Dolayısıyla zayıf bir etkileşim kırıldığında maddenin kimlik özelliği değişmez. Bu ifade yanlış. Dipol-dipol bağları yani polar moleküller arasında meydana gelen zayıf fiziksel etkileşimler zayıf etkileşim türüdür. Doğrudur arkadaşlar. Dipol-dipol unutmayın polar moleküller arasında gözlenen zayıf etkileşim türüdür. Cevabımız bu durumda 1 ve 3 yani D seçeneği olmuştur. Yukarıda V litre sabit hacimli kapta ideal kabul edilen 8 gram metan gazı bulunmaktadır. Kabın sıcaklığı 0 santigrattan 273 santigrata çıkarılıp kaba 16 gram metan gazı eklendiğinde sistemin gaz basıncı 6 atmosfer olduğuna göre ilk durumda gaz basıncı kaç santimetre civadır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bu birazcık daha zor bir soru. Şöyle işleme şöyle başlayalım. İlk önce biz bu soruda yeni durumdaki basıncı bulabilmek ya da ilk durumdaki basıncı bulabilmek için neyi kullanacağız? Tabii ki ünlü ideal gaz denklemimizi PV eşittir NRT yazacağız. Gazı ideal kabul ediyoruz unutmayın. Şimdi kapta kaç gram metan gazı var? 8 gram. İlk önce bunun bir molünü bulalım. Çünkü biz burada mol kullanıyoruz dikkat ederseniz. Şöyle yazalım. 1 mol metan gazı kaç gram? İlk önce bunu hesaplayalım. Gördüğünüz gibi verilmiş burada 16 gram. Peki bizde kaç gram metan gazı var? 8 gram. Dolayısıyla kaç mol metan gazı var elimizde? Yarısı olduğuna göre yarısı 0.5 mol ne varmış elimizde? Metan gazı varmış. Bu arada metan doğal gazın içerisinde, evde kullandığımız doğal gazın içerisinde oransal olarak en yüksek olan gazdır. Kabın sıcaklığı 0 santigrat dereceden 270 dereceye çıkarılacak. Ama ben buralara Kelvin yazacağım için şunları da Kelvin'e çevireyim. Hatırlıyorsunuzdur belki. Kelvin santigrat artı 273'tür. Bu değer Kelvin'i verir. Peki biz 0 dereceydik. 273 eklediğimizde 273 Kelvin. İlk sıcaklığımız buydu. Sıcaklığı kaç yaptık? 273 santigrat derece. O halde 273 santigrat kaç Kelvin'dir diye sorarsak bu da 546 Kelvin olacaktır. Daha sonra kaba 16 gram CH4 gazı ekleyeceğiz. Peki 16 gram CH4 gazı kaç moldu? Burada var zaten 1 moldu. Yani kaba 1 mol gaz ekleyeceğiz. Ve basıncımız 6 atmosfer olacakmış.
başlangıçta kaç atmosfer olduğunu bulup sonra onu cıvaya çevireceğim. Şimdi şöyle yapalım. Başlangıçtaki basıncı bilmiyorum. P1 deyip bunu belirteyim. Bunu bulacağım zaten. Ama santimetre cıva olarak bulacağım. Unutmayın. Hacmim sabit hacimli bir kap. V litre sabit hacimli kap. V alalım biz de. İlk molümüz 0.5'ti. Rydberg sabiti zaten sabit bir sayı. R olarak yazdım. T değerim de ilk durumda arkadaşlar kaçtı? 273 Kelvin'di. Peki ne yaptık? Basınç 6 atmosfer oldu. Ben ne yaptım da böyle oldu? 1 mol daha gaz ilave ettim. Yani 1.5 mol gaz oldu içerisinde. R değeri zaten sabit. Sıcaklık da kaç oldu? 546 Kelvin oldu. Şimdi bu iki tarafı da oranlarsak V'ler gidecektir gördüğünüz gibi. R'ler de gidecektir. Şununla şu sadeleşirse burada 2 kalır. Ve bununla da bu sadeleşirse burada kaç kalır arkadaşlar? 3 kalır. 2 kere 3 6'dır. Dolayısıyla bunlar da giderlerse P1 değerimiz ne gelir buradan? 1 atmosfer gelir. 1 atmosfer arkadaşlar kaç santimetre civadır? 76 santimetre civadır. Cevabımız bu durumda ne olmalı? C olmalı. Bu soru bu kadar işlemle TYT'de çıkabilir mi? Bana sorarsanız çıkarsa TYT'nin içindeki seçici sorulardan biri olarak kabul edilir. Ama bununla ilgili yaptığım ara basamaklardan mutlaka arkadaşlar soru gelebilir. Ona dikkat edin. 14. soru. Çaydanlıkta oluşan kireçlenmeyi gidermek için işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? Arkadaşlar buradaki kireçlenme sonucu kalsiyum karbonat oluşur. Bu kalsiyum karbonatı arkadaşlar ayırmamızı istiyor. Yani temizlememizi istiyor çaydanlığın dibinden. Kalsiyum karbonat yani karbonatlı bir bileşik. Karbonatlı bileşikler bazik karakterlidir. O zaman bizim kullanacağımız şeyin asitik olması lazım. Sirkeli su. Sirke biliyorsunuz ki asetik asit. Sirkeli su nedir arkadaşlar? Asit özelliği gösterir. Bu nedenle bu bazda tepkimeye girer ve kireçlenmeyi gidermiş olur. O dipteki kireci çözer. Daha sonra işte su dökerek bunu giderebiliriz. O zaman bu olur. Çamaşır sodası ile temizlemek. Çamaşır sodası arkadaşlar sodyum karbonattır. Yine karbonatlı bileşik yani bu bazik karakterlidir. Bazik karakterli olduğu için bazik karakterli bir şeyi bununla temizleyemeyiz. Sut kostik. Sut kostik bildiğiniz gibi ünlü kuvvetli baz olan sodyum hidroksit. Bu da baz olduğu için yine kalsiyum karbonatı bu da temizleyemez. Asitik bir şey kullanmamız gerekiyor demiştik. Cevabımız A seçeneğidir.